Eskişehir.net'ten herkese merhaba. Birkaç dakikalık bir gecikmemiz var. Teknik bir aksaklık yaşadık. Onu hallettikten sonra sizlerle birlikteyiz. 11 Kasım akşamı mıydı? Yok, 10 Kasım akşamı da içki içmenin yasak olduğu, sigara içmenin yasak olduğu yerler ilan edildi. Ama böyle biraz muğlaktı. Nerelerde içmeyeceğiz? Bir sürü soru aldık. Yüzlerce, onlarca telefonlar. Ben burada içebilir miyim? Şurada içilebilir mi? Ne oluyor falan derken o muğlaklık giderildi. Tekrar bir açıklama yapıldı. Hıfzı Sıha Kurulu'ndan valilik bunu bizlere ulaştırdı. Dün akşam sizlerle paylaştık. Bugün bir kez daha tam cadde ve isimleri, meydan, alan, sokak oraları vermek istiyoruz. Sigara içmenin burada kısıtlama getirildi. Sigara içme yasağı var buralarda. Lütfen dikkat edin. Tam duyulmadığı için henüz uyulmuyor. Yani bakıyoruz, evet, hala maskeler iniyor. Öte yandan bu bütün Türkiye'ye yayıldı. Şu anda ülkenin tamamında bu geçerli. Sadece Eskişehir'e özgü biz neden bununla muhatap oluyoruz demeyin. Hamamyolu Caddesi, 2 Eylül Caddesi, Asarcıklı Caddesi, Köprübaşı Caddesi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Porsuk Bulvarı, Vilayet Meydanı. Bazı meydan açık alanlarda. Devam edelim. Üniversite Caddesi. Üniversite Caddesi'nin ismi değişti. Bunu en azından valilik, hani resmi açıklamalarda böyle yazılmasa iyi olurmuş. Burası Profesör Doktor Yılmaz Büyükerçen Caddesi. İsmet İnönü 1 Caddesi, İsmet İnönü 2 Caddesi, Aytaç Caddesi, Hat Boyu, Sakarya 1 ve Sakarya 2 Caddeleri, Hoşnudiye Mahallesi, o mahallenin tamamındaki ara sokaklar olarak algılıyoruz. Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi, tren garı bölgesinde ve içerisinde bulunan meydan, bulvar ve sokaklar, Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde yer alan ve halkın ortak kullanımına açık tüm park, bahçe, rekreasyon alanları ve pazar yerlerinde. Bunun yazılı hali de var. Bir iki görsel geride görebilirsiniz. Yani nereler kalıyor sigara içecek onu tam bilmiyorum ama elinizde böyle listeyle gezebilirsiniz. Bir caddede başlayıp öbür caddede bitirmeniz gerekebilir hemen hızlıca. Bazı yerlerde eğer varsa en güzeli içmemek tabii ki. Ama bunlara da, bu kuralları da almak zorundayız. Odunpazarı, Tepebaşı ilçelerinde yer alan halkın ortak kullanımına açık tüm park, bahçe, rekreasyon alanları ve pazar yerleri. Buralarda şey yok, bir muğlaklık yok. Park, bahçe, rekreasyon alanları ve pazar yerleri. Buranın tamamında yasak açık alanda sigara içmek. Lütfen dikkat edelim. Sonuçları sıkıntılı olabilir. Koronavirüsle mücadelemiz devam ediyor. İkinci başlığımız dün dünyaya örnek olduğumuz bir uygulama. 11 Kasım Ağaçlandırma Bayramı ya da Milli Ağaçlandırma Günü ne dersek diyelim. İşte bir fotoğraf yansıdı. Burada bir takım şeyler var. Hani işte Kaz Dağları'ndaki o görüntüler aklımızdan çıkmaz ya da bazı yerlerde hani bir orman, bir şey yandığı zaman aklımıza hep şey gelir. Ya buraya birileri bir şey yapacak. Öte yandan bir takım şüphelerimiz ve o sıkıntıları bir kenara bırakalım. Bir yandan da ağaç da dikiliyor. Milyonlarca, binlerce ağaç dikiliyor. İşte bu bir 11 Kasım'da seferberliğe de dönüştü. Artık her yıl bunu yapacağız. Bakalım. Sanayiciler ağaç dikti. Biz neden işin bu kısmını aldık? Herkes dikti dün. Yani kendi çapında her yere dikildi. Ama biz sanayicileri aldık. Özellikle çünkü sanayiciler de bu konuda biraz eleştirilir. Ya da haksız bir şekilde böyle. Ya siz işte para kazanmak için çevreyi de kirletirsiniz. Sanayi de şöyledir. Yeşile çok önem vermezsiniz falan derler. Hayır. Türkiye'nin en yeşil OSV'si Eskişehir'de ve artıyor bu giderek. İşte bakalım dün iki haber. Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş nereye gitti? Magnezit AŞ'ye, Kütahya yolunda biliyorsunuz. Bakalım onlar da, bakın şimdi bir sanayi kuruluşu, bir maden kuruluşu. 13 yıldır yani onlar bir gelenek haline getirmişler.
Ve bakar mısınız sayıya, 194 bin ağaç dikilmiş bugüne kadar bu 13 yılda. Çok güzel. Magnezit AŞ'nin genel müdürü Ekrem Bulur ve Kızılbük madencilik sahibi Berra Kızılbük'e teşekkür ediyor. Sanayi Odası Başkanı bazı fidanları da sembolik olarak toprakla buluşturdular. Hemen EOSB cephesine dönelim. Orada da Başkan Nadir Küpeli 10 bin fidan, bazılarını fotoğraf oradan, toprakla buluşturdu. Ve ne diyor? Yeşile ve ağaçlandırmaya büyük önem veriyoruz diyor Nadir Küpeli. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikiniz hadisi şerifini kendimize şiar edindik diyor. Göreve geldiğimizden bu yana on binlerce yeni ağaç fidanı bölgemiz içinde dikiyor ve sürekli bakımlarını yapıyoruz. Türkiye'nin en yeşil OSB'si unvanına sahibiz. İşte yeni bir raylı sistemler ihtisas OSB Alpu'ya kurulması planlanan o tartışmalar ışığında bu fotoğraflar, bu cümleler daha anlamlı oldu. Hemen bir istihdam haberi verelim. Çok önemli bugünlerde. Büyükşehir kadın parkomat alacak. Daha önce başlamıştı uygulama, şimdi devam ediyor. Biliyorsunuz buradaki ilanda, afişte de yazdığı gibi ne diyor? Hayatın her alanında daha fazla kadın gücü olması gerektiğine inanıyor. Kadınlarımıza çok güveniyoruz diyor Büyükşehir Belediyesi. Cadde otoparklarında, fotoğrafı görüyorsunuz, cadde otoparklarında görev almak üzere kadın parkomat görevlisi alacak, istihdam edecek. İletişim kabiliyeti yüksek, en az lise mezunu, hızlı ve dikkatli çalışma temposuna ayak uydurabilecek kadınlar. Ne yapabilirler? Özgeçmişlerini İstiklal Mahallesi Çınar Sokak No.1'e teslim edebilirler ya da info@eskisehirkentas.com.tr adresine iletebilirler. Kolaylık diliyoruz. Tabii ki zor bir iş. Yaz var, kış var. Hani başka şeyler de var. Bu kolay bir iş değil ama ne yapalım? Ekmek de aslanın ağzında artık. Başarılar dileyelim, kolaylıklar dileyelim. Demir yollarının babası kabri başında anıldı. Eskişehir'in, hatta Türkiye'nin çok fazla farkında olmadığı, ne yaptığını henüz hepimizin tam anlamıyla bilmediği bir isim Behiç Erkin. İşte ekranımıza geldi. Behiç Erkin çok büyük bir isim, çok idealist bir isim. Yeni neslin, bizlerin, sizlerin, hepimizin tanınması gereken bir isim Behiç Erkin. Behiç Erkin'in mezarı, kabri, vasiyeti üzerine Enveriye tren istasyonu yakınlarında, o demir yollarının kavşak noktasına, o üçgene gömülmek istemiştir. İşte o Behiç Erkin 59. ölüm yıl dönümünde anıldı. Ahmet Ataç'ı görüyorsunuz kabri başında. Ahmet Ataç Behiç Erkin'e çok önem veriyor. Behiç Erkin'i anlatmakla bitiremeyiz. Demir yollarının babası, Devlet Demir Yolları'nın kurucusu ve ilk genel müdürü. Büyükelçilikler, neler neler. Çanakkale Savaşı'nda görev aldı. Kurtuluş Savaşı'nın önemli kahramanlarından. Zaten demir yollarının babası diyoruz. Öyle ki 10. yıl marşında düzeltmeye gidiyor Atatürk. Neden? Behiç Erkin'in yaptığı hizmetleri yeteri kadar anlatmıyor diye daha sonra o meşhur dize ortaya çıkıyor. Demir ağlarla ördük yurdun dört bir yanını diye. İşte o Behiç Erkin anıldı. 11 Kasım 1961 yılında kaybetmiştik. Siyasetçi, diplomat Behiç Erkin memlekete çok hizmeti olan idealist bir insandı. Rahmetle anıyoruz. Bir de biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'nda binlerce masum insanın hayatını kurtardığı, değil mi? Bu onlarca filme konu olur. Ama işte Behiç Erkin de onlardan biri. Şimdilik biraz böyle isimsiz kahramanlardan diyelim. Devam edelim. Hatta günü bitirelim. Bu arada bir mesele var. Rahmi'cim bir alt tarafa yazabilir misin? İçkili yerler meselesi. İçkili yerler meselesi. Şimdi bir süredir gündemde. Gündeme de gelemiyor aslında. Niye gelemiyor? İçkili yerler meselesi. Neden gündeme gelemiyor bilmiyorum. Ama şunu söyleyeyim sadece. AK Parti'de Volkan Doğan ismi olsaydı gündeme gelirdi. Hatta belki yapılmazdı bu. İptal edilirdi. Bazı yerlerinde düzenlemeler, bir şeyler olabilirdi. Öyle olmadı. Odunpazarı Belediyesi 7 noktayı, 7 sokağı içkili yerler bölgesi ilan etti. Şehirde
AK Parti'nin sahipsizliği mi derseniz, AK Parti'nin sessizliği mi derseniz, bir iki tweetten öte gidemedi. İşte Muammer Karaman biraz işin peşini kovalıyor. Biraz TÜGVA'dan Fatih Sert'i görüyorum. Böyle birkaç isim şu anda tam, ama böyle çok az. Az sayıda bir tepki var. Ne olabilir bunun nedeni? İçkili yerler meselesi çok fazla gündem olamıyor. Bir öncekinde mesela Volkan Doğan'ın muhalefetini hatırlayın. Acaba o seçime gittiği için mi o atmosferde öyleydi? Yoksa buradaki AK Parti'nin ya da bazı STK'ların, pandemi dönemindeyiz, herkes kendi derdine de düşmüş olabilir. Ama bu meselenin böyle bu kadar, işin elbette ki ticari boyutu falan da var ama hiç böyle gürültü patırdı olmadan, konuşulmadan bir şekilde gelip geçmesi, meclisten bu kadar kolay geçmesi de çevremdeki birkaç kişiyi doğrusu üzdü diyebilirim. Belediyenin elbette ki kendi gerekçeleri vardır ama ben sadece hani buraya keşke gelse iki kişi burada konuşsak, tartışsak ama iktidar ya da AK Parti açısından ya da buradaki muhafazakar kesim açısından, mütedeyyin kesim açısından meseleye yaklaşmak istiyorum. Gündem olamadı. Bunu sadece Eskişehir'in sosyoekonomik yapısıyla açıklayamayız. Böyle serzenişler vardı. Bunları sizlere aktarmak istedim. İçkili yerler meselesinde biraz daha konuşur gibiyiz. Sanki bu konuyu yani itirazı olan ya da işte bazı çekinceleri olan elbette onlarla da konuşacağız ama çok fazla gündem olmadığını söyleyelim. Bugünlük bu kadar. Perşembe sabahını bitirelim. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıklı günler.